Arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugün size en çok sınavda çıkan motor sorularına oluşan bir video hazırladım. Diğer sorularımız için de videoların açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. En çok çıkan motor, ilk yardım ve trafik soruları ile alakalı. Şimdi aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır diyor. Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu. Gücün kaynağı dediğine göre ne diyoruz arkadaşlar? Bursa şıkkı motor diyoruz. İkinci sorumuzdayız. Dediğim gibi bunlar ehliyet sınavında en çok çıkan motor soruları olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin motorun antifriz gaz yağı. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız A şıkkı benzin olacaktır. Üçteyiz. Bu soruda ehliyet sınavına çokça çıkar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir diyor arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bakalım. Karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Arkadaşlarım Ceyhan şıkkı soğutma suyu sıcaklığını bize bildirir. Diğer sorumuzdayız. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır? Yüksek devirde, zengin karışımla, yüksek performansla, düzensiz tekleyerek. Nasıl çalışır arkadaşlar? Toz ve pislik varsa düzensiz ve tekleyerek çalışır. Ne diyoruz? Denizli şıkkı diyoruz. Beşinci sorumuzdayız. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? Asit, antifriz, saf su, motor yağı. Arkadaşlar donmayı önlemek için ne diyoruz? Antifriz eklenir diyoruz. Yani Bursa şıkkı olacaktır. 6'dayız. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? Araç bir tarafa çeker, fren pedalı sertleşir, frenlerden ses gelir, fren hidroliği azalır. Lastiklerin hava basıncı dengesizse arkadaşlar araç bir tarafa çeker, o zaman A şıkkı olacaktır. 7'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir? Aküyü şarj etmek, bujilere giden akımı yükseltmek, kısa devre olduğunda sistemi korumak, endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek. Doğru olan şıkkımız Ceyhan şıkkı kısa devre olduğunda sistemi korumak olacaktır. 8'deyiz. Bu soru ehliyet sınavında çokça sorulur. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Açık camlar kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, trafik kurallarına uyarak durulur ve kontağı kapatılır. Araçtan sürekli yakıt kokusu alınıyorsa arkadaşlarım Denizli şıkkı trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır olacaktır. Bunlar ehliyet sınavında en çok çıkan motor sorularıdır arkadaşlar. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Termostat çıkartılmalı, eskimiş bujiler değiştirilmeli, lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı eskimiş bujiler değiştirilmeli olacaktır. 10'dayız. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? Marş sistemi, yağlama sistemi, direksiyon sistemi, aydınlatma sistemi. Aracı istenilen yöne hangisi sevk eder? Ceyhan şıkkı direksiyon sistemi sevk eder arkadaşlar. 11'deyiz. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. Şıklarımız yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan şıkkımız Denizli şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır.
12'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? Klimanın açılması, koltuğun ayarlanması, aynaların ayarlanması, emniyet kemerinin takılması. Arkadaşlar, klimanın açılması değildir. A şıkkı. 13'teyiz. Bu soruda ehliyet çokça sorulur. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Dikkatli bir şekilde bakalım. Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu hangisi bildirir? Arkadaşlarım, Ceyhan şıkkı bize araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. 14'teyiz. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir? Yağdanlık, yağ çubuğu, yağ filtresi, yağ pompası. Doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı, yağ çubuğu olacaktır. 15'teyiz. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça hangisidir? Akü, platin, sigorta, alternatör. Arkadaşlarım, Ceyhan şıkkı sigorta olacaktır. 16'dayız. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni hangisidir? Aracın motorunu çalıştırabilmek, aracın hareket etmesini engellemek, araç yakıtının buharlaşmasını engellemek, araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Aracın hareket etmesini engellemek olacaktır. Bursa şıkkı doğrudur arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Antifriz kontrol edilir, önemsenmez yola devam edilir. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru olan şıkkımız deniz ışıkı, trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. 18'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Aşırı hız yapılması, frenlerin ayarsız olması, rölanti ayarının bozuk olması, lastiklerin havasının az olması. Sürücüden kaynaklanan kusuru arıyoruz. A şıkkı, aşırı hız yapılması olacaktır arkadaşlar. 19'dayız. Motor hareketinin vitiz kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Marş, şarj, ateşleme, kavrama. Doğru olan şıkkımız deniz şıkkı, kavrama olacaktır. 20'deyiz. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basınç artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? Benzinli, dizel, elektrikli, buharlı. Doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı, dizel olacaktır. 21'deyiz. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sürüş konfor ve güvenliğini sağlamak, aracın ivmelenme süresini artırmak, lastiklerin ömrünü uzatmak, yakıt tüketimini azaltmak. Doğru olan şıkkımız A şıkkı, sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak olacaktır. Geldik 22. sorumuza. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur? Aracın düşük hızda sürülmesi, yakıt deposunun boşaltılması, aracın yüksek devirde kullanılması, lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı, yakıt deposunun boşaltılması olacaktır. 23'teyiz. Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? Akü şarjın azalması, fren balataların azalması, motor yağının özelliğini kaybetmesi. Şıklarımız yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 1, 2 ve 3.
Doğru olan cevabımız CH şıkkı 1 ve 3 olacaktır. Bu arada arkadaşlar, videoların açıklama kısmında en çok çıkan sorularımız da var. Diğer o sorulara da bakmanızda fayda olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? Yakıt seviyesinin düşmesi, balata yüzeyinin kurulması, lastik diş derinliklerinin azalması, motor yağı değişiminin geciktirilmesi. Doğru olan şıkkımız CH şıkkı, lastik diş derinliklerinin azalması olacaktır. 25'teyiz. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması hangisine neden olur? Aracın maksimum hızının artmasına, lastiklerin daha çabuk aşınmasına, fren sisteminin arızalanmasına, yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı, lastiklerin daha çabuk aşınmasına neden olur arkadaşlar. 26'dayız. Bu soru da ehliyet sınavında çokça sorulur. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda hangisi yapılır? Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Arkadaşlarım, araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Yani Denizli şıkkı. 27'deyiz. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? 1. Yüksek devrede araç kullanılması. 2. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması. 3. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması. 4. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması. Arkadaşlarım, doğru olan şıkkımız A şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar, videoların açıklama kısmındaki soruları mutlaka bakın. Önemli sorular paylaşacağım. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.